Biberden ağzımız yandığında su içmek neden işe yaramaz? Evet. Su ihtiyacımız. Hocam ben yiyorum. Hocam ekmek de yiyorum. Ekmek daha çok işe yarıyor. Neden? Biberden ağzımız yandığında çoğumuz hemen su içeriz. Ve su anlık olarak evet biraz serinletiyor ama acı ağzımızdan gitmiyor. Ama bir işe yaramadığını görürüz. Peki nasıl oluyor da biberin yakıcı tesirini su gideremiyor? Yağ ve su kesinlikle birbirine karışmaz. Bilirsiniz değil mi? Zeytinyağı deneyi yaparlar hatta. Yağ üstte kalıyor. Sebebi ne? Daha az yoğun. Bu yüzden yoğunluk olarak çalkalasanız bile yağ üstte kalır. Biberlerin yakıcılık veren maddesi yağlıdır. Yani ağza acı veren madde yağlıdır. Yağlı olduğu için ne kadar su içerseniz için onunla birleşmez. Ve en iyi metot o yağı sökecek bir şey. Yani ekmek yemektir. Ya da şeker yemek. Kaşıkla şeker yiyen de var. Ben ne yapıyorum? Ağzımı tamamen açıp kafayı aşağıya yiyorum. Dilimi dışarıya çıkartıyorum. O di... Evet öyle. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Tükürük bezleri aşırı çalışıyor. Ve tükürük bezleri salya yaptıktan sonra o... Bak. Yumuşkırı tuttu ya. Ve o salya dilde ağzın etrafında olan yağı söküyor ve dilden dışarı atıyor. Bu anında ağzın ferahlıyor. En iyi metot ekmek yemektir. Ekmek bu yağı emer ve mideye taşır. Ne oldu? Bir diğer etkili yol süt içmektir. Ne alaka? Sütün içindeki kazein maddesi bir tür deterjan görevi üstlenir. Ve biberin yağını ağızdan atar. Hani deterjanlar yağlı kazanlara, yağlı tavalara falan üstüne döküldüğünde yağı kaldırıyor ya. Aynı görevi görüyor sütte. Ve ağız kazein. Hocam bir sütü yağlı deterjan yapalım. İşte yeterli değil. İçerisi, ama süt çok pahalı. Deterjan o kadar pahalı değil. Ve biberin yağıyla karışarak ağzı temizler. Var mı sıkıntı? Evet. Ekmek yok. Ekmeğe saplanıyor, ekmek götürüyor aşağı doğru. Hocam benim ben hocam size ekmek yedirmiş biberdeyken kaldı hocam. Çok kötü oluyor. Bitti video.